Toplantımıza. Ben sözlerimin başında 269 gündür yaşam mücadelesi veren ve ne yazık ki dün kaybettiğimiz Berkin Elvan çocuğumuz için Diyarbakır Barosu'nun, aslında Diyarbakır toplumunun üzüntülerini ifade etmek isterim. Ne yazık ki bir kez daha kolluk güçlerinin aşırı, keyfi, ölçüsüz ve hukuk dışı güç kullanımı, hukuk dışı şiddeti sonucu bir çocuğumuz yaşamını yitirmiştir. Çocuklar bile bu ülkede yaşam hakkına sahip değildir. Şüphesiz Berkin kaybettiğimiz ilk çocuk da değildir. Bizler Kürt toplumu, Diyarbakır toplumu öteden beri bu acılarla yüz yüze geliyoruz. Bu hukuk dışı uygulamalarla yüz yüze geliyoruz. Son 10 yıl içerisinde onlarca çocuk kolluk güçlerinin keyfi, hukuk dışı, ölçüsüz şiddetiyle yaşamını yitirdiği, biliyorsunuz Ceylan Önkollar, Yahya Menekşeler, Şahin Önerler ve daha onlarca çocuğun ölümüne ilişkin ne yazık ki soruşturmalarda bir mesafe de kat edilemedi bugüne kadar. Çocukların yaşam hakkını ihlal eden kamu görevlileri bile bu ülkede yeterince soruşturulmuyor. Adalet gerçekleşmiyor. 2005 yılından bu yana, yani son 10 yıl içerisinde onlarca çocuk gün ortasında kolluk güçlerinin keyfi, ölçüsüz, hukuk dışı şiddet kullanımı sonucu yaşamını yitirmesine rağmen hala açılmış bir dava bile söz konusu değildir. Halen onlarca çocuğun ölümünden sorumlu kamu görevlileri yargı önüne çıkmış değildir. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Yani ne yazık ki 90'lı yıllardan günümüze kadar, 2 yıl önce Roboski'deki katliama kadar işlenen ağır suçların failleri zaten mevcut soruşturma ve kovuşturma makamları tarafından soruşturulmuyordu. Binlerce faili meçhul cinayet ve göz altında kayıp gibi ağır suçlara rağmen halen mahkemelere yansımış, dava konusu olmuş çok az sayıda dava bulunmaktadır. Ama son birkaç yıldır bazı çabalar vardı. İstisnai de olsa bazı davalar açıldı. Bazı olaylar, Lice olayları gibi ya da işte Kulp'ta yaşamını yitirmiş, göz altında kaybedilmiş 11 köylü gibi, Şırnak'ta bazı olaylar gibi bazı olaylara ilişkin davalar açılmıştı. Ancak yani özellikle bu kritik süreçte, zaman aşımının dolmakta olduğu bu dönemde, bu süreçte hızla savcıların hareket etmesi ve bu suçları Türkiye'deki yasalara göre zaman aşımına uğratmadan dava konusu yapmasını bekliyorduk. Tam da bu dönemde, tam da bu kritik süreçte şüphesiz bu yasanın yürürlüğe girmesi ve bu soruşturma dosyalarının çeşitli yerlerdeki, çeşitli illerdeki savcılıklar arasında bölüşülecek olması ve bunun da uzun bir süre alması, keza yeni savcıların soruşturmalara hakim olmak için bir sürece ihtiyaç duyulması karşısında bu soruşturmaların olumsuz etkileneceğinden şüphe bulunmamaktadır. Biz umuyoruz ki soruşturma makamları bu durumu görerek en azından hızla hareket eder ve herhangi bir kesinti yaşanmadan bu soruşturmaları sürdürürler. Ne yazık ki Kürt toplumu hiçbir zaman adalet görmedi. Ne kendisine karşı işlenen suçlar bakımından adil bir muamele gördü, ne de işte yani bu bir takım suçlar nedeniyle yapılan yargılamalar sırasında da adalet görmedi. Yani Kürt toplumu kendisi için adaletin olmadığına dair bir inanç içinde.
toplumda böyle güçlü bir inanç oluşmuş.